Herkese merhabalar, ben Adil Yıldırım, kanalıma hoş geldiniz. Sizce hangisi daha zor? Bir insanın sevgisini kazanmak mı, yoksa saygısını kazanmak mı? Bu aslında insanlık tarihi boyunca tartışılmış çok felsefi bir soru. Hangisi daha zordur? Sevgiyi kazanmak mı, yoksa saygı mı? Veya hangisini kazanmak istersiniz? Sizce insanlarla olan ilişkinizde, özel hayat veya iş hayatında sizi ayakta tutan ve en önemli kazanç hangisi? Sevgi mi, yoksa saygı mı? Bu videonun konusu saygı. Yani bir ortamda veya bir ilişkide saygıyı nasıl kazanırsınız? Çünkü birçok insan bana Adile sordan şunu gönderiyor, şu soruyu gönderiyor. Hocam, sevgilim eskisi gibi bana saygı göstermiyor. Artık onu hissediyorum. Dikkati dağıldı. Dikkati bende değil. Veya saygısız davranışları var. Ne yapmam lazım? Bu saygıyı nasıl geri kazanırım? İlişkimde eski günlere nasıl dönerim? İlk başlarda çünkü çok yoğun bir saygısı vardı. Şimdi hala sevdiğini hissediyorum ama saygısız davranışları var. Küfür ediyor, hakaret ediyor, başka insanların yanında kötülüyor falan filan. Bunları yaşıyorsunuz. Veya bir parantez açalım. İş hayatında. Hocam, ofiste saygıyı kazanamıyorum. Bu çok insanın yaşadığı bir şey. Yani gayet normal. Kendinizi suçlamayın. Nedenlerini anlatacağım. İş hayatında patronum hani beni seviyor ama saygısı çok yok gibi. İş arkadaşlarımın sevgisi var. Birlikte geziyoruz, eğleniyoruz, yemeğe gidiyoruz ama saygısızlık da var. Biraz böyle alttan alttan saygısızlıklar da var. Hocam, ne yapmam lazım diyenler var. Haklısınız. Gayet haklısınız ama bunları yapabilirsiniz. Şimdi söyleyeceğim 5 madde aslında sizi çok yukarı doğru götürecek. Hemen başlayalım burada hemen. 1. Görünümünü değiştir. Şimdi bu aslında insan algısının ne kadar sınırlı olduğunu gösteren bir konu. Çünkü ilk başta sizin görüntünüze bakar. Herkes, dünyada herkes, yani bir 5 veya 10 saniye içerisinde araştırmalara göre sizi ilk gören insanlar sizinle ilgili bir algıya varıyor gördükleri anda. Yaklaşık 5-10 saniyede iyi kötü ya da nötr, böyle arada bir algıya varıyorlar. Giyim tarzınız, fiziksel görünümünüz, kullandığınız renkler, aksesuarlar, bakışlarınız, hepsini anlatacağım. Çok 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 önemli. Şimdi iş yeri ortamındasınız diyelim. O şekilde izleyenler var videolarımızı. Ve artık sizinle ilgili yerleşmiş bir algı var. Yani saygısız bir tavır var. Mesela bir yere gidiyorlar, sizi çağırmıyorlar bile. Veya arkadaş ortamında da olabilir. İstediğiniz yere uyarlayın. Veya ilişkinizde işte birlikte olduğunuz, flört ettiğiniz insan eskisi kadar saygılı değil. Neyse. Bir anda görünümünüzü değiştirin. Ya spor yaparak kilo verin. Bir anda kilo verin. Yani bir ay, iki ay içerisinde. Hızlı bir şekilde bir kilo vermeye çalışın. Gözle görülür bir fark olsun. Kilo veremiyorum diyorsanız o zaman giyim tarzınızı değiştirin. Bu da çok etki eder. Giyim tarzını değiştirmek. Mesela hiç takım elbise giymeyen bir adamın bir anda takım elbise giymeye başlaması, kravat takması insanlarda bir şaşkınlık yaratır. Böyle bir bakarlar. Çünkü algıları değişmeye başlar. Bu bizim tanıdığımız Hamit mi? Bu bizim tanıdığımız Süleyman mı ya? Bak çok yakışmış takım elbise falan derler. Bir anda. Veya bir kadının kullandığı makyaj malzemelerini değiştirmesi, yaptığı makyajı değiştirmesi, saç rengini veya saç uzunluğunu değiştirmesi veya giyim tarzını değiştirmesi, eğer kilo veremiyorsa bunlar da bütün algıyı bir anda değiştirir. Ve insanlar şöyle demeye başlar. Aa, bir dakika, hoş olmuş, farklı olmuş ve saygı yavaş yavaş oturmaya başlar. Çünkü hem siz hamle yapabiliyorsunuz, hem kendinizi yenileyebiliyorsunuz, kendinizi değiştirebiliyorsunuz. Ve bunu çok net bir şekilde hiç korkmadan, çekinmeden yapabiliyorsunuz. Dehşet önemli. Muazzam önemli bir konu. Ve saygı bir anda oturmaya başlayacak. İkinci madde. Asla göz temasından kaçınma. Bu o kadar etkili ki. Erkekler arasında çok vardır. Mesela bir adam bakar böyle, tamam mı? Ölçmeye başlar seni. Hani böyle karşılaşırsın. Sen gözünü kaçırıyorsan bir erkek kafasına göre korkaksındır. Böyle uzun uzun bakacaksın. Sert bakmana gerek yok ama bakacaksın böyle. Göz temasını ilk kaçıran sen olmayacaksın. Bakacak. O sonra başka yere bakınca sen de bakabilirsin. Bu erkekler arasında yazılı olmayan kurallar var ya, birbirini ölçüp biçme ilk karşılaştığın zaman. Göz teması yapmayan adam mesela erkekler için çok gariptir. Bizim alemimizde inanılmaz. Adam gözüne bakmıyor, başka yere bakıyor falan. Ya bir şey saklıyordur, ya korkuyordur, ya da gerçekten zarar vermeye meyilli biridir. Yani bir anda üstüne saldırabilir. Çünkü niye göz teması kurmasın ki? Başka yerlere bakıyor, seninle konuşuyor, oraya bakıyor, buraya bakıyor falan. Çok sinir bozucu bir durum. Dolayısıyla biraz şüpheli davranış diye bakarız. Şimdi ofis ortamında da siz insanlarla konuşurken baya baya gözlerin içine bakın yani böyle. Hani dalga geçiyorlar veya size bir yerden bir laf soktu falan. Bakın, gülümseyin yani.
Uzun uzun ama. Böyle bakın orada o cesaret, o cüreti gösterin. O çok önemli çünkü oradaki algıyı değiştirir o. Şimdi bazı insanlar vardır. Diğerleri üstüne geldiği zaman hemen siner. İşte etrafa bakar, kendi kendine güler, yere bakar mesela. Evet işte benimle ilgili böyle konuşuyorlar falan. Sürekli. Ondan sonra duvarlara bakar falan. Ay siz de alemsiniz falan böyle. Ama onlara bakmaz. Kendisiyle konuşan o gruba bakmaz veya o tekil şahısa bakmaz. Ona uzun uzun bakmanız gerekiyor. Bayağı uzun. Şaşıracak böyle. Niye bana bakıyor falan diyecek. Tedirgin olacak yani. Bayağı bakın. Çünkü çok garip bir şey söyleyeyim size. Bir insana uzun 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 baktığınız zaman, göz temas kurduğunuz zaman yavaş yavaş onun ruhunu görmeye başlarsınız. Artık bedenini değil. Onun ruhsal enerjisi ortaya çıkar. Dikkatli bakın. Baktıkça onun orada içerilerde saklamaya çalıştığı bir başka benlik varsa, hani arkada böyle bir benlik saklar ya, birçok insan maskeyle dolaşıyor. Benlik saklar. Onu görürsünüz orada. Mesela gülümsediği anda belki içinde nefret eden bir karakter vardır sizden. Veya kötü bakmasına rağmen içinde aslında korkak sevecen bir çocuk vardır. Olabilir yani, şaşırmayın. Çünkü orada ruhunu görürsünüz. Hani gözler ruhun aynasıdır diyor ya. Uzun uzun bakın mesela. Bunu gösterin. Bu çok önemli. Sevgilinize de öyle, ilişkinizde. Uzun uzun bakın gözlerine. Diyecek ki hani bana farklı bakıyorsun falan bugün. Çünkü seni gerçekten görmek istiyorum deyin. Seni gerçekten görmek istiyorum. Nasıl birisin, neyin peşindesin bunu gerçekten görmek istiyorum. Ve bunu görebilmek için koluna, bacağına, beline bakacak değilim. Yani gözlerine bakarım. Uzun uzun bakın ama gülümseyin. Sert değil. Sert bakışlar hiçbir şey ifade etmez. Bazı insanlar böyle böyle dozer gibi böyle geziyor, böyle sert bakıyor falan. Hiçbir şey ifade etmez. Daha enteresan bir şey söyleyeyim size. Sert bakış korkutucu değildir. Çünkü sert bakan bir insan aslında içinde korkak bir tarafı olan bir insandır. İtalya'da şöyle bir şey vardı. Çok ilginç bir söz vardı İtalya'da. Mafya ülkesi ya, işte Sicilya mafya, Napoli mafya, ondan sonra işte Calabria, Calabrese, 'Ndrangheta var orada, başka bir mafya örgütü falan. Bir sürü mafya var İtalya'da. Adamlar şöyle bir laf ediyorlar. La morte viene con il sorriso. Ölüm gülümseyerek gelir. Nerede bir adam varsa böyle gülümseyerek bakıyor, ondan korkarlar mesela. Tehlikeli. Bizde tam ters bir algı var mesela bizim kültürümüzde. Böyle sert bakanları kötü adam falan zannediyorlar. Hayır. En tehlikeli adam bir gülümseyerek bakandır. Çünkü ondan her şey gelebilir yani. Mesela algıyı değiştirmek lazım. Şimdi siz bakacaksınız gülümseyerek. Kendine güvenle. Böyle. Size saldırıyorlar, bir şey söylüyor. Sevgiliniz bakıyorsun sürekli, kızları ekliyor falan. Onun üstüne gitmeyin. Sadece gülümseyerek bakın. Ben senin neler yaptığını biliyorum deyin yani. Neler yaptığını biliyorum. Ama bunu konuşmaya bile değmez. Bunları sana söylemeye değmez. Çok az bir kredin kaldı. Böyle yap bak. Çok az bir kredin kaldı. Az. Onu da kullan bakalım. İstediğin gibi kullan. Nasıl istersen öyle yap. Benim de hamlelerim gelecektir, merak etme. Bu kadar. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, sana göstereceğim. Bunlar yok. Sadece bu kadar. Gülümseyin bakın böyle. O alır. Ruhen o enerjiyi alır. Hiç şaşmaz. Çünkü insanlar arasında, ruhsal titreşimler arasında adı konmamış bazı kurallar vardır. Bunlar öğretilmez. Bunlar yaşanarak, deneyimlenerek ve daha önceki atalarımızdan genetik anlamda bize aktarılmış ruhsal, titreşimsel, enerji frekans bilgileridir. Bunları aslında bizler taşıyoruz. Yani doğuştan gelen bilgiler var. Şimdi devam ediyorum. Onlar farklı konular. Onları daha sonra anlatacağım. 3. Çok önemli. Şu çok geliyor Adile sorudan. Bir arkadaş ortamımız var. Hani var ya böyle arkadaş grupları. Hizip diyorum ben onlara. Hizip grupları. Hep 5 kişi dolaşır. Hep 6 kişi tuvalete birlikte giderler. Ya biz işte Esra, Derya, Zeynep, işte Hatice, Alara, İlayda, biz hep böyle dolaşıyoruz falan. Böyle gruplar var işte, erkek veya kız grupları. Onların içine kimse giremiyor. Hep o 6 kişi, hep o 3 kişi falan. Böyle bir garip bir şey. Benim anlamadığım konular. Fakat öyle gruplar içerisinde de bana yazanlar var. İşte bizim bir güzel bir grubumuz var ama hep beni aşağılıyor. Arkadaşlar benimle kötü konuşuyor. Özellikle işte bir araya geldiğimizde bir tanesi bana kafayı takmış gibi hissediyorum falan. Bak, saygıyı bir anda kazanabilirsin. Çok net bir taktik söyleyeceğim. Bunu deneyin bakın. Bu bilgiler çok önemli. İşinize yaradığı zaman benim hoşuma gidiyor. Bak, bir masada oturuyorsunuz. Arkadaş grubu. Belki sevgiliniz de var. O masada sürekli o buluştuğunuz insanlarla birlikte hangi insan veya hangileri sizin sözünüzü sürekli kesiyorsa onlar sizden nefret ediyor. Bu hiç şaşmaz. Yani hiç şaşmadı bugüne kadar. Deneyin.
Mesela deyin ki biz Alaralarla, İlaydalarla, Miralarla, Mayalarla, Adalarla, Bozca Adalarla, işte Büyük Adalarla, neyse hani var ya öyle isimler. İşte bunlarla sürekli buluşuyoruz. Ya bir tane bir olay var. İlayda sürekli sözümü kesiyor yani falan. Hani böyle bir durum var ya, yaşanıyor Z kuşağında. İlayda senden nefret ediyor çünkü senin konuşmanı istemiyor. Ya konu bu. Anlıyor musun? Bunu anlamak istemiyorsun belki. Çünkü İlayda senin çok eski bir arkadaşın. Ama belki de yıllardır senden nefret ediyor. Ben çok şahit oldum. Çok eski dostlarınız sizden nefret ediyor olabilir ama bunu göstermez. Sizin başarılarınızdan, sizin bir şeyleri başarmanızdan çok nefret eden dostlarınız, çok eski, sizi çok iyi tanıyan dostlarınız olabilir. Onlar dost falan değil. Onlar size yakın olmaya çalışan düşmanlarınız. Hayat böyle bir şey. Hayat birilerinin birini ezme mücadelesi. Hayat öyle ütopik, ay insanlar kardeştir, herkes böyle bir şey değil. Bunu kimse söylemiyor değil mi size? Okey, ben söylüyorum. Hayat öyle bir şey değil, hayat acımasız. En yakınlarınızdan darbe yersiniz, onlardan işte arkadan bıçaklar, öbürü gelir size zarar verir, işte bir sürü bir şey yaparlar yani. Hayat böyle bir şey. Bunlar öğretilmiyor ama bu kanalda bu bilgiler var. En yakın dostum dediğim birçok kişiyi ben hayatımdan sildim, attım. Çünkü tek bir yerleri vardı onların, çöp. Çöpteler, salla gitsin. Bunlar başınıza gelecek. Çünkü göreceksiniz ki sizin iyiliğinizi istemiyorlar. Böyle bir haset var, bir kıskançlık var. Ay bu neden başarılı falan. Bunları yaşayacaksınız. Ben değil, herkes yaşıyor yani. Çevremde herkes de yaşadı bunları. Çünkü genel olarak bu kültürde var bu. Başarılı olanı hazmedememe, iyi olanı hazmedememe. İşte böyle yakınları, ay bunu neden bunları yapıyor, ben niye başaramıyorum falan. Hep kendini kıyaslama. Hep işte onu başkasıyla kıyaslama var. Yani bu resmen haset, kıskançlık var. Başınıza mı geldi? Günaydın. Benim başıma binlerce kez geldi. Dolayısıyla bir masadasınız ve birisi sürekli sözünüzü kesiyor. Arkadaşınız ama. Bir paravan var, göremiyorsunuz. Çünkü arkadaş, konduramıyorsun. Hayır, uyan. Bak bu kanaldan sana bir mesaj iletiyorum. Günaydın. Uyan. Wake up now, please. Çünkü o düşman. Senin sözünü kesen, seni konuşturmayan. Ya da şuradan anlayabilirsin bak. Der ki sen bir başarını anlatıyorsun falan. Bir şeyi başarmışsın, terfi etmişsin. Ay neyse boş ver, başka bir konu var size, ben bir dedikodu anlatayım diyor mesela. Senin konunu hop kapatıyor. Bir anda kapatıyor ve kendi anlatacaklarını anlatıyor. İşte görüyorsun, haset, kıskanç. Şimdi saygı nasıl kazanılır, ona dönüyorum. Bir şey söylüyorsunuz, sözünüzü kesti. Deyin ki bir dakika, ben daha anlatacaklarımı bitirmedim canım. Bitirmedim. Bir de böyle sözümü kesiyorsun ya, hiç hoş olmuyor. Ya bunu çok sık yapıyorsun, farkındayım. Hemen onu durdurun. Buna izin vermeyin. Buna sessiz kalmayın. Bir de güzel bir öpücük yollayın böyle bak. Bunu da yapın, anlasın o. Çünkü burada sizin sessiz kalmanız, sizin sürekli olarak onun hareketlerine karşı, sizin sözünüzü kesmesine karşı sessiz kalmanız aslında burada tamam peki ben burada böyle susayım bari. Bu değil. Bu kanalı izleyenler bu değil. Güçlü. Güçlü olmanız çok önemli. Bak özgüvenli ve güçlü. Diyeceksin ki canım çok sık sözümü kesiyorsun ya, yapma ne olur, bak tatlı şey falan deyin. Ona sempatik bir iki şey söyleyin ama cümlenizi bitirin. Cümleniz yarıda kalıyorsa siz o masada saygı duyulan biri değilsiniz. Cümleniz yarıda kalmayacak. Bu kuralı unutmayın. Bir cümleye başlıyorsanız o cümlenin sonu gelecek. Bu kanalı izleyen çok üst düzey bürokratlar var, bakanlıklarda çalışanlar var. Devletin her kademesinde hakimler, savcılar, avukatlar hepsi benimle iletişime geçiyor. Bakın söylüyorum, çok önemli. Belki bunu biliyorsunuz ama bilmiyorsanız bunu uygulayın. O masada sözünüz yarıda kalmayacak. O cümlenin devamı gelecek. Bu çok önemli. Aksi takdirde o masada bir kıymetiniz yok. Saygıyı kazanmak budur. Cümlem yarıda kaldı, ben onu bitireyim müsaade edersen. Canım. Yapın, öpücüğü gönderin ve cümleyi bitirin. Çok önemli. Şimdi devam ediyorum. 4. Eleştiriler. Bak bu başka bir konu. Eleştiriler. Şurada şunu beceremedin, burada bunu yapamadın, burada işte berbat. Cevap vermeyin. Bak burada taktik farklı. Cevap vermeyin. Ya çok saygı duyuyorum görüşlerinize tabii ama yani ben şu an bu konulara girmek istemiyorum. Bu kadar. Bak bu kadar. Cevap vermeyin eleştirilere. Çünkü sizin gerçeğinizi kimse bilemez. Sizin bazı şeyleri hangi koşullar altında yapabildiğinizi kimse bilemez. Boş konuşuyorlar. Göreceksiniz, boş muhabbetler yani. Eleştiriyor. Biliyor musun ben bir şeyi nasıl yaptım? Ne zorluklarla uğraştım? Oradan oturduğun yerden eleştiriyorsun. Belki senin söylediğin konuyu da ben de düşündüm. Ama özellikle başka sebeplerle yapamadım gibi gibi gibi. Eleştirilere cevap yok. Bu sizi yükseltir. Ve saygıyı kazanırsınız. Ve 5.
Şimdi bu ilişkilerde çok önemli bir konu. Bakın bunu mutlaka uygulayın. Çok duyuyorum bunu, üzülüyorum. Adile soru uygulamasından binlerce soru gönderiyorsunuz. Bu konu çok var. Hocam, eşim veya evli olmayan biri işte, sevgilim her tartışmanın sonunda konuyu ayrılığa getiriyor. Sürekli. Tamam ayrılalım o zaman diyor. Bak, çekirdek çitler gibi. Ayrılalım o zaman, tamam ya boşver, salla gitsin ya, ne var yani falan. Dayak falan. Bir de böyle bir şey var. Böyle bir şey yapıyorlar. Ayrılalım falan. Ve ben ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Konu sürekli ayrılığa geliyor. Papatyacığım, sen bu kanalı izlemiyor musun ya? Ne diyeceğini ben sana söyleyeyim. Biri sana res çektiğinde asla sessiz kalamazsın. Bir ilişkide birlikte olduğun insan sana res çekiyor. Diyor ki, tamam ayrılalım o zaman. Sen şunu diyeceksin. Bak yükseliyorum şu an. Saçlarım yok gerçi ama tüylerim diken diken oluyor şu anda. İnanılmaz bir olay. Bak yükseliyorum. Çok tehlikeli bir andayız şu anda. Yükseldim. Bak şunu diyeceksin. Ayrılmak istiyorum diyorsa eğer, diyeceksin ki ben hazırım. Ya konu ayrılıksa hemen. Ben hazırım. Hiç sıkıntı değil. Hatta hazır sen şunu söylemişken yapalım bence. Bence yapalım. Çünkü bu çok fazla konuşulmaya başlandı. Bu ayrılık konusu. Bence bunun adını koyalım. Bu ayrılığın adını koyalım. Nasıl ilişkinin adını koyduk? Veya evliliğin adını koyduk. Bu ayrılığın da adını koyalım. Bu söylendikten sonra bu ilişkinin bir ciddiyeti kalmaz. Dik duracaksın. Hocam ben bir şey diyemiyorum. Ezileceksin o zaman. Hocam ben ona cevap veremiyorum. Ezileceksin. Çünkü tekrar videoyu bir daha başa sarıp izlerseniz göreceksiniz. Kainat böyledir. Eğer sessiz kalır ve bu tip bir durumda ayrılık gibi ciddi bir konuda ilişkin, flörtün, sevgilin, eşin zırt pırt ayrılık diyor ve sen böyle duruyorsan sana saygı duymasını bekleme ya. Orada bir saygı yok. Orada hiçbir şekilde bir saygı yok. Res çekti, cevap ver. Res çekti, tamam o zaman şu an ayrıldık de. Benim için bu ilişki bitti de. Sen bana olan güvenini şu an tamamen kaybettin de. Sana hiçbir şekilde güvenmiyorum de. Orada sessiz kalma. Bak sessiz kalacağın yeri söyledim. Eleştiriler falan. Sessiz kal. Salla. Hiç umursama onu. Ama ayrılık gibi bir konuda, bir ilişkide hocam ben ne yapacağımı bilmiyorum. Sürekli işte sevgilim ayrılık diyor falan. Ya ne demek ne yapacağımı bilmiyorum. Orada direkt diyeceksin ki ben de ayrılığı isterim. Madem öyle ben de istiyorum. Ayrılalım diyeceksin. Sessiz kalma orada ya. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Binlerce video paylaştım. Binlerce bilgi paylaştım. Bir sürü bilgi verdim. Orada ben korkuyorum ama yani yani çocuk değilsin artık, korkma. Yani şimdi belli bir yaşa gelmişsin. Yani korkacak bir şey yok. Sana res çeken bir insanla birlikte olmaktan kork. Ayrılmaktan değil. Onunla birlikte olursan, onunla ilişkine devam edersen korkacağın çok şey var. Çünkü sana kötü davranır. Sana res çektikten sonra sen orada kalıyorsan sen onun gözünde sıfırsın. Res çekemez sana ilişkide. Öyle bir şey yok. Öyle bir olay yok. Hemen orada diyeceksin ki ayrılık bana uyar. Hiç sıkıntı değil. Madem bunu konuşuyoruz bitirelim diyeceksin. Çünkü bu kanalı izleyenlerden Avustralya'dan da mesaj geliyor. Macaristan'dan da geliyor. İşte Kanada'dan da geliyor. İzliyoruz kanalınızı, Allah razı olsun. Eyvallah. Ama bu kanalı izleyen papatyalar güçlü. Bak güçlü, özgüvenli, güçlü, unutmayın. Güçlü ve özgüvenli. Res çekiyorsa orada durma. Çok önemli. Sizi sevdiğimi unutmayın. Görüşmek üzere.